Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Videomu beğenip kanalıma abone olup ve yorum atanların biliyorsunuz adını okuyordum. Adını okuyacağım arkadaşlara geçelim. Orhan TV yazmış. Abi cansın, seni Minecraft parodilerinden takip ediyorum diye. Lütfen adımı çıkart demiş. Orhan TV, kardeşim adını çıkardım. Sağ ol, var ol. Diğer ismimiz de Mert 69 EDC 12. Bütün videolarıma like atmış. Sağ ol dostum. Ahmet Han Zengin, en iyi tanıdığım YouTuber'sın yazmış. Miraç Çalımlı, benim videolarımı keyifle izliyormuş. Teşekkürler Miraç. Ve son olarak da Nihat Hatemli, kralsın fakir, adamsın yazmış. Teşekkürler dostum. Siz de eğer adınızı söylememi istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olup ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Şimdi videomuza geçelim. Gerçekten çok hastayım ya. Of of. Karıcığım sen uyu. Ben kalkacağım, biraz dışarı çıkacağım. Hava almam lazım. Çok fazla öksürüyorum. Fakir, iyi misin bir tanem? Ahlamur yapayım mı sana? Yok karıcığım yok. Ben şimdi gelirim hemen. Sen burada uyu, tamam mı? Tamam bir tanem, hadi kendine iyi bak. Hemen gel eve. Yemek yersin geçer. Tamam karıcığım tamam. Sen kendine iyi bak, uyu dinlen sen. Of ya, gerçekten neyse. Şurada elimi yüzümü yıkayayım da. Of ya, gerçekten çok yorgunum. Öksüresim var. Böyle boğazım falan, her tarafım ağrıyor. Of ya, ne yapsam? Gerçekten çok hasta oldum ya şu anda. Neden hasta oldum bilmiyorum. Şu anda o kadar başım dönüyor ki, o kadar midem bulanıyor ki. Şu an yürümekte bile zorluk çekiyorum ya. Of of. Gerçekten hasta olmak çok zor bir şey ya. Keşke hasta olmasaydım. Öksürüyorum, midem bulanıyor, yürümekte zorluk çekiyorum. Of of. Gerçekten çok sıkıntılı ya. Şu seslere bakın ya. Duyuyor musunuz? Gerçekten ne yapacağız ya? Zengin Bey, gerçekten ne yapacağız? Zengin abi, ne yapacağız biz ya? Bu salgından nasıl kurtulur? Salgın mı varmış? Bunlar nerede konuşuyor ya? Burada boş. Sizin burada ne işiniz var? Zengin abi. Sizin burada ne işiniz var ya? Yoksa siz de mi hastasınız? Fakir kardeşim, gerçekten şu anda çok sıkıntılı bir şey. Ya ne yapacağız ya biz? Ya ne yapacağız biz? Ya ne yapacağız? Ne yapacağız zengin abi? Lütfen, lütfen susun. Zaten zor durumdayız şu anda. Lütfen siz de fazla kafamı karıştırmayın. Fakir, şu anda bir salgın var kardeşim. Salgınla başa çıkmaya çalışıyoruz. O yüzden bir tane mağarada bir tane ilaç var. Onu almamız lazım. Ama o ilacı koruyan bir tane ejderha var. Onu öldürmemiz lazım ve onu almamız lazım. Ama çok zor. Mühimmatımız yetersiz. Salgından kurtulmamızın tek çaresi o. Ya nasıl kurtulacağız? Zengin Bey, nasıl kurtulacağız biz? Zengin evladım, nasıl kurtulacağız? Gerçekten bilmiyorum. Siz de lütfen üstüme gelmeyin. Her şeyi çözeceğiz biz. Neyse, şu doktora gideyim de söyleyeyim hemen. Doktor gelsin bize bilgilendirme yapsın. O ilacı nasıl alacağımızdan bize bilgilendirme yapsın. Tamam abi tamam. Gerçekten ben de şu anda hastayım. Ne? Gerçekten sen hasta mısın fakir? Oha, yaklaşma bana. Beyler, ne yapmamız lazım şu anda? Fakir abi, gerçekten sen hasta mısın? Bizi de hasta edeceksin. Yok yok kardeşim, öyle bir hastalık değil bu. Gripim ben. Öyle bir salgın değil. Korkmayın, merak etmeyin. Ha ya, ben de korkmuştum. Zengin abi Allah'tan gripmiş. Öyle normal bir hastalık. Ben o salgından sandım. Oh fakir ya, neden korkutuyorsun bizi kardeşim? Neyse, şu doktoru alayım da gelin bizi bilgilendirme yapsın. Of be, Allah korusun. Gerçekten fakir o salgından korktuğu için, o salgına bulaştığı için gerçekten çok korkmuştum. Ama gerçek değilmiş. Sadece gripmiş. Yaşasın be. Neyse, şu doktoru alayım. Doktor bey, nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim efendim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim doktor bey. Doktor bey, salgın var biliyorsunuz değil mi? Evet evet Zengin Bey, biliyorum. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. O salgın gerçekten öldürücü bir salgın. İnsanları zombileştirebiliyor. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Ne? Gerçekten mi? Bunu diğer arkadaşlarıma, komşulara söyleyeyim mi? Hayır tabii ki de Zengin Bey. Eğer söylerseniz herkes ayaklanır, galeyana gelir. Onları yerinde durduramayız. O yüzden söylememeniz lazım. Sadece fakir, ben ve siz bilmeniz lazım. Gidip ejderhanın yanından o ilacı almamız lazım. Tek çaremiz, tek gayemiz bu. Onu yapmamız lazım. Anlıyor musunuz Zengin Bey? Anlıyor musunuz? Gerçekten haklısınız ya. Havada kararmaya başladı.
Neyse, hemen onun yanına gitmemiz lazım. Ama nasıl gideceğiz? Yani bir yolu var mı doktor bey? Gerçekten şu anda çok korkuyorum. Hani bir ilacı alacağız da ejderha ya bizi öldürürse, ya bütün insanlar o salgından ölürse, yok olursa ne yapacağız? Ah zengin bey ya. Sabah olsun, sabah yine konuşuruz. Şu anda hepimiz gidelim eve uyuyalım. Sabah ola, hayrola. Tamam doktor bey, tamam. Sabah ola, hayrola. Fakir, sana hemen bir şey söylemem lazım. Ne oldu zengin abi, yoksa bir şey mi oldu? Salgınla alakalı kötü bir haber mi var? Yoksa ejderhayı öldüremeyeceğiz mi? İlacı alamayacağız mı? Hayır fakir, hayır. Korkma, merak etme. Onunla alakalı bir durum yok. Doktor beyle konuştum. Doktor bey şunu dedi. Dedi ki, sadece senin bilmen, yani benim bilmem, kendisinin bilmesi ve fakirin bilmesi lazım. Başka hiç kimse bilmemesi lazım. Bu o kadar kötü bir hastalıkmış, o kadar kötü bir salgınmış ki herkes bununla yok olabilirmiş. Minecraft'taki bütün herkes, bütün komşularımız yok olabilirmiş fakir. Anlıyor musun? Ne? Gerçekten mi? Onlara söyleyelim bunu. Hayır hayır fakir, sakın, kesinlikle söylemeyeceğiz. Eğer söylersek onlar galeyana gelebilir. Onlar yerinde duramaz. O yüzden sadece üçümüz biliyoruz. Şimdi ikimiz gideceğiz ve ejderhayı öldüreceğiz. O mağarayı bulacağız ve onu öldürdükten sonra ilacı alacağız, buraya geleceğiz, tamam mı? Ama çok zor, sıkıntılı. O yüzden polis memurluğundan güzel silahları almamız lazım. Hadi gel silahları alalım ama çaktırma, tamam mı? Niye aldığımızı söylemeyeceğiz. Bahane uyduracağız. Tamam abi tamam. Gideriz, bahane uydururuz. Söz veriyorum, söylemeyeceğim. Zengin abi, istersen sen burada bekle, ben gideyim Orhan komiserle, fazla muhabbetim var ya, Orhan komiserle konuşurum ve sonra direkt silahları alırım, getiririm buraya sandığı. Sonrasında da gideriz mağarayı bulmaya, tamam mı? Tamam fakir, tamam. Ama dikkatli ol, tamam mı kardeşim? Sakın ağzından kaçırma. Eğer ağzından kaçırırsan sıkıntı çıkabilir. O yüzden sakın ama sakın ağzından çıkarma. Hadi kolay gelsin. Eyvallah abi, sen burada bekle. Kapıyı da kapatalım böyle. Yaşasın be, yaşasın. Ama dikkat etmem lazım. Ağzımdan çıkarmamam lazım. Eğer söylersem her şey anlaşılır. O yüzden sıkıntı. Yani söylemeyeceğim. Hadi başlayalım. Sakın ağzından kaçırma. Sakın ağzından kaçırma fakir. Fakir bey, ne konuşuyorsunuz orada? Bir şey yok polis bey. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Orhan komiseri görmeye geldim de. Üst katta Orhan bey. Ama salgından dolayı şu anda yanına kimseyi alamıyoruz. Kusura bakmayın. Ben yabancı değilim ya. Ben hasta değilim şu anda. Ama öksürüyorsunuz fakir bey. Lütfen bize zorluk çıkarmayın. Sizi şu anda yanınıza alamam Orhan komiserin. Lütfen ya, lütfen. Sadece bir dakika. Bir dakika mı? Emin misiniz? Eğer bir dakikaysa alabilirim. Ama bir dakika değilse alamam. Tamam, söz veriyorum. Bir dakika durup çıkacağım. Söz veriyorum. Tamam mı? Tamam o zaman fakir bey. Hadi kolay gelsin. Bir dakikanız başladı. Tamam tamam polis bey. Kendinize iyi bakın. Of ya, bir dakika başladı. Bir dakikada hepsini söylemem lazım. Nasıl ikna edeceğim? Silahları hemen almamız lazım. Neyse, hemen şöyle içeri girelim de. Orhan bey, girebilir miyim içeri? Girebilirsin fakir, buyur. Yaşasın be. Orhan bey, nasılsınız efendim? İyi misiniz komiserim? İyidir fakir. Sen nasılsın? İyi misin? Salgından dolayı yanıma kimseyi alamıyorum. Kusura bakma. Bir dakika içinde söyle söyleyeceğini, sonra dışarı çık lütfen. Hasta olmak istemiyorum. Ölmek istemiyorum fakir. Tamam tamam. Tamam Orhan komiserim. Hemen söyleyeceğim. Bize silah lazım da. Zengin de bana silah lazım. Ne? Zengin de sana silah mı lazım? Ne cüretle istiyorsun bunu benden? Ne yapacaksınız silahı? Söyle, yoksa vermem. Orhan komiserim, silah bize çok lazım. Silahla bize karışan bir tane, iki tane adam vardı. Onları öldürmemiz lazım. O yüzden onları öldürmek için sizden silah istiyorum. İkisi teröristti. O yüzden onları öldürmemiz lazım. Bize karşı geldiler. Lütfen verin silahı. Gerçekten o yüzden mi istiyorsun? Yoksa farklı bir sebep mi var? Ben farklı bir sebebin olduğunu sezdim fakir. Yok, gerçekten farklı bir sebep yok. Yemin ediyorum farklı bir sebep yok. Lütfen, lütfen verin silahları. Tamam fakir, git anahtarı al ve silah deposundan silahları alabilirsin. Teşekkürler, teşekkürler Orhan komiserim. Yaşasın be, yaşasın. Ağzımdan kaçırmadım. Yalan söyledim ama başka yapacak bir şeyim yoktu. Yalan söylemeseydim hemen yasak bir iş yaptığımız için hapse atabilirlerdi bizi. Neyse polis bey, Orhan komiser bana anahtarı vermemini istedi. Şuradan hemen silahları alıp çıkacağım. Gerçekten mi? Tamam o zaman veriyorum, buyurun. Teşekkürler. Hemen şunları alayım da çıkayım ya. Yaşasın.
Şöyle iki kapıyı da açalım. Hangi sandığı alsam, hangi sandığı alsam. Hah, şunu alayım. Oha! Baksanıza arkadaşlar. Bu silahı biliyor musunuz? Taramalı tüfek. Gördüğünüz gibi Uzi'miz var. Taramalı tüfeğimiz var. Sniper'ımız var. Ejderhayı böyle uzaktan vurabiliriz. Tekrardan Uzi'miz var. Oha! Görüyor musunuz? Bazuka. Bazukamız bile var. Ejderhayı bununla patlatıp, öldürüp, ilaç alıp kaçabiliriz. Ve sonunda da gördüğünüz gibi pistolümüz var. Neyse, hemen bunları şöyle çıkaralım da sonra zenginin yanına gidelim ve mağaraya gidip o ejderhayı öldürüp bütün şehri, görmüş olduğunuz bütün komşularımızı kurtaralım. Yaşasın be, yaşasın. Şöyle kapımızı da kapatalım. Hadi kolay gelsin polis bey. Teşekkürler fakir bey, teşekkürler. Şöyle hemen çıkalım ve zenginin yanına gidelim.